Afişe hoş geldiniz. Sanat gündeminden en güncel haberlerle karşınızdayız. Bakalım bu hafta afişte neler var? Uzun bir aranın ardından tiyatro sahnesine çıkan usta oyuncular Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey afişe konuk oluyor. TV yazarı ve müzisyen Sina Koloğlu yeni albümünü afişe anlatıyor. Fransız polisiye gerilim yazarı Jean-Christophe Grange ile özel röportaj ve İstanbul Film Festivali'nden önerilerle afiş başlıyor. Usta oyuncular Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey uzun bir aranın ardından yeniden tiyatro sahnesinde. Sevilen ikiliyle Bakırköy'de yeni açtıkları Sahne 74'te bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Cahide Ayman! Hep başıma! Hangi ismi Allah? Senin az önce söylemek üzere oldum. Benimse tam vaktinde durdurdum o lanet ismi. Canım bir oturup dinler misin? Ben dinleyeceğim. Benim seninle işim yok. Yok ben bu işe. Hadi Allah. Sevgili Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey ile beraberiz. Öncelikle söze tebrik ederek başlayalım. Çünkü kültür sanat hayatına yeni bir sahne kazandırdınız. Yasemin Yalçın Kültür Merkezi Sahne 74, Yasemin evet. Yalçın sahnesi. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Şubat ayından itibaren değil mi? Şubat ayından itibaren evet sanatsal evet, faaliyetler aynen. Ve perde dedik. 40-45 yıllık bir geçmişi olan bir sinema evet, burası. Biz ismine evet. De sadık kalalım dedik. Evet. Sinema 74 ismi de Sahne 74 olarak devam ediyor. Evet, ne kadar güzel bir girişimde bulunmuşsunuz. Burada ne yapmayı hedefliyorsunuz? Amaçlarınız neler? Onu konuşalım. Biraz programdan bahsedelim istiyorum. İki tane sahne var çünkü. Evet. Yani burada ne yapmak istiyoruz? Biz kökenimiz tiyatro. Burada tiyatro yapmak istiyoruz öncelikle. Konuk tiyatrolar gelsin, çeşitli etkinlikler olsun. Yani sahneyi kendimize değil bütün tiyatrolara açalım. Yukarıda ikinci bir sahnemiz var, küçük bir sahnemiz. Evet. Sahne 74 ve Yasemin evet. Yalçın sahnesi. Genel çatı altında da işte Yasemin Yalçın Kültür Merkezi gibi adlandırabiliriz. Evet. Çok güzel olmuş. Şimdi 12 yıl aradan sonra da tekrar sizi sahnede izleme şansını buluyoruz böylelikle. Teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsunuz 12 yıl aradan sonra tekrar izleyiciyle buluşmak, o organik bağı tekrar hissetmek? Ben zaten çok heyecanlanırım her oyunda. Yani başladığımız zaman çok kaybettim kendimi. Nasıl bitecek bu akşam? Nasıl bu oyunu bitireceğiz? O 2 saat çok önemli oluyor benim için ama her oyunda da aynı heyecanı duyuyorum. Çok severek, özlemişiz de. Çok özlemişiz. Bazen de hani bir yakınınızı görürsünüz de gördükten sonra özlediğinizi anlarsınız. Biz o kadar ara vermişiz ki böyle bir sahneye evet. Saldırı halinde. 12 sene az değil. Vallahi İlyas da bayağı uğraştı. Binayla da uğraştı. Dediği gibi elinde kazma kürekle de her şeyin iştahını yaşadık. Evet. İnşallah uzun süreli de devam eder. Dediği gibi bir kültür merkezi de oluşturmaya çalışıyoruz burada. Evet. Ve perde 12 yıl aradan sonra tekrar sizi izleyiciyle evet. Bir araya getiren oyun. Detayları sizden dinleyelim. Aslında karakterler Cahide ve Adnan. Yıllar evet. Sonra bir araya gelen iki yaşlı komedyenin hikayesini evet. izliyoruz. Evet. Yani 30-40 yıllık bir birlikte sahne paylaşmış iki komedyen ve birlikte iş yapmışlar. Ama öyle bir ayrılmışlar ki birbirlerini görmeye bile tahammül edemiyorlar. Ama bunlar işte bir vesileyle bir kanalın bir projesiyle bir araya getirilmeye çalışıyor. Mesela ben orada başlıyorum. Aslında bu oyun bir dramdır tamamen yani bir biz uyarlama sadece uyarlama. Neil Simon'un Sunshine Boys isimli yani. Eserinin biz Türkçe'ye ve Türkiye'ye uyarladık tamamen. Evet bu bir dramdır aslında iki yaşlı komedyenin öyküsü anlatılırken sadece komedi ögeleriyle donattık biz bu oyunu. Baktığınız zaman çok acıklı bir hikayesi var ve sonları da şey bitiyor, hüzünlü bitiyor. Çok da anlatmak da istemiyorum. Evet. O yüzden esler veriyorum. Oyun hala devam ediyor. Güzel bir oyun. Ben çok severek oynuyorum. Çok hüzünlenerek de oynuyorum. Zaten hüznü seven bir yapım var benim. Her ikisi de bir arada olunca ben çok mutlu oluyorum sahneye çıktığımda. Konuştuk işte şimdi ne güzel konuştuk. Anlaştık değil mi? Anlaştık. 15 eder. Ben 15 isterim. Ona da 5 dersin. Valla öyle şey yapar mısın? İstanbul puanlı canım. Bursa'nın konuyu duruyor. Kolay mı peki?
ki aile içinde böyle bir aile ilişkileri çok ayrı bir şey ama iş açısından aileyle iş yapmak kolay mı zor mu? Abi, ya biz karıştırmıyoruz aslında. İşle aileyi karıştırıyoruz. Yani iş prensiplerimiz aynen. Yasemin Hanım da benim de. Evet. Gerçekten ya iki profesyonel oyuncu gibi. Sahnede zaten eş olduğumuzu da unutuyoruz. Rolümüz neyse onu yapıyoruz. Onun dışında iş bitince tamam o dediğin oluyor. Şimdi oyunda da bir replik var. O çok alkış alıyor. Hmm. Diyorsunuz ki sen erkek egemen toplumda hayallerinden vazgeçmeyen bir Don Kişot'sun. Şöyle o laf bir şey itiraf etmek istiyor yıllar sonra. Diyor ki tanıdığım en iyi oyuncusun. Seninle aynı sahneyi paylaştığım için hep gurur duydum. Bazen uzun uzun dalıp seni seyrederim, rolümü unutup. Bu gerçektir de benim hayatımda yani karşılıklı oynarken. Ve orada söylediğim şey şu, erkeklerin egemen olduğu bu dünyada hayallerinden asla ödün vermeyen bir Don Kişot gibiydin sen diyorum. Ki gerçektir aslında baktığınız zaman bütün güzel roller erkeklere yazılır. Son zamanda işte polemiği de oldu. Kahramanlar hep erkektir. Evet, erkektir. Ya erkek egemen bu toplumda bir Don Kişot gibi çıktın. Onu söylemek istiyorum aslında. Evet. Peki, Cahide'ye söylüyor ama arada sırada o içtenliğini alıyorum ben. Evet. Peki oyunun esnasında da oyunda da bir bölüm var. Ondan da bahsetmeden geçmeyelim. Çünkü kakılmış yılların intikamını alıyor. Deniyor bir yandan da. Çünkü iki yaşlı komedyeni canlandırıyorsunuz ama bu sefer Cahide Adnan'a daha şöyle bir gönderme sert çıkıyor var. Mu diyelim. Var şöyle bir gönderme. Aralarında o geçmişte oynadıkları skeci tekrar oynuyor. Zaten bir araya gelme nedenleri o skeci oynamak. Onu oynarken evet yani benim ona yıllardır yaptığımın tam tersinde bazı göndermeler yapıyor yani bana. Biraz beni hırpalıyor sahnede açıkçası. Evet, biraz intikam alıyor gibi değil mi? Aslında orada bir sahnemiz vardı gerçekten. O skecin içinde vardı öyle bir rol. Seyirci bir tezahürat yapınca, öyle sosyal medyadan da paylaşınca bu artık bir yayıldı mıdır, duyuldu mudur? Oraya geldiği zaman o sahneye biz onu özellikle yapmadık ama sonradan da biz sevdik, seyirci sevdi, biz sevdik. Evet. Öyle bir yerleşti bize. Böyle bir kafa çevirme, bir gönderme, bir epik bir davranış gibi düşündük o anı. Bir yabancılaşma efekti gibi. Orada evet intikamımı alıyorum seyircinin gözü önünde. Ufak bir an zaten, birkaç saniyelik. Birkaç saniyelik bir an. Yıllar önce de o skeçle zaten kadına olan şiddeti ciddi anlamda gözler önüne de sermiştiniz. O amaçla yapıldı sosyolojik zaten. Olarak. Şu kadar mizah anlayışın olsaydı şimdi bu lafımın ne kadar komik olduğunu hemen anlardın. Benim komedi anlayışım gayet iyidir bir kere. Tabii canım aynı baban gibi. Bir kere gülmüştü 1977'de. Sizden de yorum almak istiyorum. Kadın komedyen olmanın zorluklarını yaşadınız mı? Avantajları, dezavantajları olarak. Ben bir dezavantajını hiç yaşamadım. Yani ben belki de özgür düşündüğüm için istediğimiz şeyleri yapmayı elde ettik biz. Bu bizim için çok büyük bir şanstır. Ama zaman zaman erkek oynamak zorunda kaldım. Oynamak zorunda kaldım. Orada haklısın. Orada bir mim koyabilirim. Çok başımın belası bir iş oldu o. Öyle mi? Çünkü, neden? Oyuncu olarak zor değildi ama kadın olarak zorlandığımız çok uzun sürdü. Ve hani tiyatro olsa iki saatte yaparsınız, oynar biter. Gece yarılarına kadar, sabahlara kadar kafama yapıştırılmış bir plastikle, kafamı kaşıyamadan buralarıma kadar ve bıyıklarla derilerim buradan kalkıyordu. Ve tekrar o yapışkanla yapıştırıyordum. Psikolojisi de ayrı bir baskıydı üstümde. Bir de karı kocayız karşısında bir erkek erkeği oynuyoruz. O da ayrı bir yıpratıcı. Ne kadar profesyonel olursanız olun kadın kadındır o beni çok yıprattı. Yani sete birkaç kere böyle kalp falan şeyleri geldi. Ama seyredince de keyif alıyordum seyretmeye denk geldiğimiz zaman. İzleyiciler de çok sevdi, çok beğenildi keyif ki alıyordum. Bu kadar zamanda devam etti zaten. Şunu sormak istiyorum oyunun tarihlerini. Alalım sizden. Şimdi hemen 7 Nisan'da Adapazarı'ndayız. Bu o da ayrı bir heyecan. 12 yıl sonra tiyatroya dönüyoruz ama Anadolu'ya 25 yıl sonra gitmiş. Yani çok 12 doğru. Yıl
Önce biz tiyatro yaptığımızda oyunun oyunuyla her yere gidememiştik. Bir 25 yıl önce dolaştı. Şimdi 7'sinde Adapazarı'na gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. 14-15 Ankara, 16-17 Antalya, 18 Nisan Manavgat, 19 Denizli, 25'i ve 24'ü. Evet, Uşak. Anadolu'da sonra işte Zonguldak, Ereğli, Karabük, Zonguldak. Belki oradan da Ordu, Trabzon, Samsun. Böyle bir turne olacak. Olacak. Yani Nisan ayı turnelerle geçecek. Evet. Heyecanla o yollara vuracağız kendimizi. Evet. Bizler de çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için. Sizle. Hem Yasemin Yalçın Kültür Merkezi'nin hem de oyunlarınızın yolu açık olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Uzun soluklu televizyon yazılarından ve Bulutsuzluk Özlemi topluluğundan tanıdığımız Sina Koloğlu ilk solo albümüyle dinleyici karşısında. Gazeteci ve Türkiye'nin önemli rock gruplarından Bulutsuzluk Özlemi'nin klavyecisi Sina Koloğlu'nun ilk kişisel albümü Geceden Sabaha dinleyiciyle buluştu. Daha önce farklı projelerde belgesel müzikleri yapan Koloğlu, yılların birikimi olan enstrümantal şarkılarını bir albümde topladı. Oturulup baştan sona şu anda çalınan ne varsa birebir oturdum ben kendim çaldım. Yani kaydettim. Ondan sonra onu yapılan çalışma şu oldu. Bir elini yüzünü düzeltildi. Bir de oradaki enstrümanlar daha çok elektronik seslerdi. Onların yerine yerel enstrümanları monte ettik. Ve öyle bir şey çıktı ki o yerel enstrümanlar da aslında oralara düşünülmüş enstrümanlardı. Yani hani sonradan buraya bunu yapalım, şuna da şunu getirelim şeklinde olan bir şey değildi. Yani elektronik ortamda ona yakın seslerin bulunduğu ama sonradan asıl gerçek sahiplerine bırakıldığı melodilerin bir albüm oldu. Sina Koloğlu, kendisine ait 10 eserin yer aldığı ve esinlendiği evrensel seslerle oluşturduğu Geceden Sabaha albümü için hüzünlü bir albüm oldu vurgusunu yapıyor. Albümde Bulutsuzluk Özlemi'nin dokunuşları da yer aldı. Sina Koloğlu'na gitarda Akın Eldez ve bas gitarda Demirhan Baylan eşlik etti. Sina Koloğlu, 30 yıllık Bulutsuzluk Özlemi birlikteliğini anlattı. Biz o grubu kurduğumuzda işte klasiktir yani iki kişi bir araya gelinir, başlarsın çalmaya, işte ondan sonra büyür. İşte o nasıl büyüdüğünü, nasıl buralara geldiğini aslında fark etmedik. Çünkü öyle de düşünmedik. Ben düşünmedim yani bir gün böyle olacak, işte herkes bizi dinleyecek filan şeyinde olmadı. Öyle dediğim zaman bugüne geldiğimde tabii ona ait olmuş, onun parçası olmuş olduğumu görüyorum. Yani o yadsınamaz bir gerçek sonuçta. Hiçbir şekilde onun dışında kendimi düşünemem. Sonuçta 30 küsur yıl yani az buz bir zaman değil. Bu arada tabii afiş programının içinde bir iki şey söylemek istiyorum. Gerçekten yani benim yani televizyon konusunda çok uzun zamandır yazıyorum. Belki de şu anda özel televizyonla beraber yazıya başlayan bir iki isimden biriyim. Onun için özel televizyon tarihi gibiyim. Kendimi öyle hissediyorum. Afiş de gerçekten marka bir program oldu. Hani ve sanata gerçekten büyük emeği oldu. Her çalışanına buradan teşekkürler. Avrupa'nın en önemli film festivallerinden İstanbul Film Festivali 38. kez kapılarını açıyor. 38. İstanbul Film Festivali yarın kapılarını açıyor.
12 gün sürecek festivalde 186 film izleyiciyle buluşacak. Filmler Atlas, Beyoğlu, Pera Müzesi, Nişantaşı Cities, Sinemaksimum Zorlu, Rex ve Kadıköy Sineması olmak üzere 8 salonda gösterilecek. Bu yılda gözler festivalin en dikkat çeken bölümü ulusal yarışmada olacak. 9 film büyük ödül Altın Lale için yarışacak. Ulusal yarışmanın jüri başkanlığını yönetmen Ümit Ünal üstlenecek. Bu yılki başkanlığını Hiçbir Zaman Burada Değildin ve Kevin Hakkında Konuşmalıyız filmlerinin ödüllü yönetmeni Lynn Ramsey'in üstlendiği uluslararası yarışmadaysa 12 film yarışacak. Zekatını verdin mi? Verdim. Zekatını verdin mi? Verdim. Dünya festivallerinden ödülle dönen filmler, ilk filmlerini çeken genç ustalar, ünlü oyuncuların Türkiye'de ilk kez gösterilecek yeni filmleri festival takipçileriyle buluşacak. Veysel neler satar narkı delirsiz belirsiz. Şimdi festivalin yarın ve hafta sonu programından öne çıkan yapımlara hızlıca göz atalım. Batı Avrupalı saz müzisyeni Petra Nachmanova'nın Berlin'den yola çıkıp sazın doğum yeri Horasan'a gittiği, aralarında Türkiye'nin de olduğu 7 ülkeye uğrayıp sazın kökenlerini ve gizemini araştırdığı saz belgeseli yarın 19'da Beyoğlu Sineması'nda gösterilecek. Evlat edinilen bir çocuğun dokunaklı öyküsünü anlatan Arjantin yapımı Joel, 6 Nisan Cumartesi Nişantaşı Cities'de izleyiciyle buluşacak. Sosyal medya çılgınlığının etkilerine bu kez gençler üzerinden değil, farklı bir yaş grubundan bakan başrollerinde Juliette Binoche ve François Civil'in yer aldığı Hangi Kadın, 6 Nisan Cumartesi 13.30'da Nişantaşı City'yiz, 7 Nisan Pazar 16'da Kadıköy Sineması'nda gösterilecek. Belgeselci Mats Brügger'in son çalışması Faili Meçhul, 6 Nisan Cumartesi 19'da Nişantaşı City'yiz, 8 Nisan Pazartesi 16'da Sinemaksimum Zorlu'da seyirciyle buluşacak. Belgeselde 1961'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarskjöld'ün uçağının düşmesi sonucu ölümünün ardındaki sır perdesi araştırılırken uluslararası bir komplonun vahim izleri ortaya çıkıyor. Stanley Kubrick hayranlarına da duyuralım. Yönetmen ölümünün 20. yılında özel bir bölümle anılacak. Stanley Kubrick'in tüm uzun metraj filmografisi festival izleyicisiyle buluşacak. Genç sanatçıların üretimlerini görmek isteyenler için Mammoth Art Project başladı. Mammoth Art Project, Mammoth Sanat Fuarı 7. kez İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta kapılarını açtı. Sanat kariyerlerinin başında olan sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlenen fuar, farklı disiplinlerden 50 sanatçının çalışmalarına yer veriyor. ...49 yeni sanatçının da olmasının heyecanı var. Çok farklı teknikler, malzemeler ve işler görüyoruz. Hepsinin kendine ait dünyası, konusu ve bir derdi olan aslında. Beden üzerine çok inceleme var açıkçası, farklı malzemelerle. Yine fotoğraf üzerinden araştırmalar var. Mimari formlar yine çok görebiliriz. Kolaj, video sanatçılarımız özellikle. Kebap Project var mesela. Yine bir göçmen hikayesi gibi bu. Kebabın aslında ulus, yani bizden daha böyle Avrupa'ya açılımındaki eğlenceli hikayesi. Sanatçı ve genç bir sanatçının gözünden bu böyle bir hani... komik bir irdelemeye dönüşüyor aslında. Yani çok farklı tattan ve hepsinin kendisine hikayesi olan alanları görebilirsiniz. Sanat böyle bir formların, kalıpların dışına çıkıyor. Daha çok bir hani deneyime ya da maddesizleşmeye ya da o anlık duruma dönüşüyor. Bunu hani Mammoth'ta çok açık bir şekilde görebiliriz. Mammoth Art Project, Mammoth Sanat Fuarı 7 Nisan tarihine kadar Küçük Çiftlik Park'ta ziyaret edilebilir. Fransız polisiye gerilim yazarı Jean-Christophe Grange Türkiye'de okurlarıyla bir araya geldi. Dünyaca ünlü Fransız polisiye gerilim yazarı Jean-Christophe Grange son kitabı Ölüler Diyarı'nın imza günü ve söyleşisi için İstanbul'daydı. Kitapları tüm dünyada ilgi gören Grange ile Beşiktaş'ta buluştuk ve sizler için keyifli bir sohbet yaptık. Alors moi j'adore Istanbul. D'abord je trouve que c'est une ville
Benim gibi polisiye roman yazan bir yazar için İstanbul ideal bir şehir diyebilirim. İstanbul'a bayılıyorum. İstanbul'un Fransızlar için de önemli bir yeri var. Burası birçok macera filminin, polisiye filmin çekildiği bir şehir. Tabii bunların ötesinde doğuya açılan bir kapı. Doğu ve batının tam kavşağında bulunan bir şehir. Boğazın görüntüsü bir harika. Bir bakıyorsunuz boğazda kocaman gemiler, kafanızı kaldırıyorsunuz gökyüzüne uzanan cami minareleri. Sonra bazı eski mahallelerde, o dar sokaklarda, o eski ruhu hissediyorsunuz. Orada yaşanmış olabilecek maceralar, takipler insanın gözünün önüne geliyor. İstanbul, c'est la ville idéale. Dünyanın birçok yerine seyahat eden yazar, gittiği şehirlerde sokaklardan ve kültürel dokudan ilham aldığını belirtiyor. Şehirlerin atmosferleri çok önemli diyebilirim. Çünkü o mahallelere girip sokaklara daldığım zaman hepsi bana ilham kaynağı oluyor. Onları birer dekor sahnesi olarak görüyorum ve kafamda o mahalledeki farklı özellikleri alıp kitabımdaki farklı bir sahneye yansıtıyorum. Anlattığım hikaye ve o dekor unsurları arasında gerçek bir bağ var. Granger'e polisiye ve gerilim romanlarına artan ilginin sebebini soruyoruz. Sanıyorum bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi okurun kitapta gerçek bir hikaye bulacağını bilmesi. Tabiri caizse bunun bir teminatı var. Bir polisiye romanı bir soruşturmadan, bir katilden ve sonunda ortaya çıkan suçludan oluşuyor. Yani belirli bir yapısı var, başı var ve sonu var. Yani izleyici bunu seviyor. Diğer kitaplara bakacak olursanız çoğu yazar hissettiklerini, ruhunu ve hatıralarını kaleme alıyor. Bunlar da kimi okuyucu için ilgi çekici konular olmaktan çıkıyor. İkinci nedeni ise çocuklar doğru olmadığını bilmelerine rağmen geceleri anne babalarının koynuna girerek onlardan korkunç hikayeler dinlemeye bayılırlar. Ama annelerinin koynunda ve güvende oldukları için başlarına bir şey gelmeyeceğinin de bilincindedirler. Büyüdükleri zaman da korku filmlerine ilgi duyar. Bir sinema salonunda korku filmi izlerken yine güvenli bir ortamdasınızdır. O korku ile gerçeklik arasındasınızdır. Esasında gerçek olmayan bir korku hissedersiniz. İşte bu sebeple benim yazdığım polisiye kitaplar yetişkinler için masallar diye de tanımlanabilir. Yani insanlar benim yazdığım kitapları gece yorganlarının altında okurken tüyleri ürperir ama o korkunun gerçek olmadığını ve bir kurgudan kaynaklandığını bilirler. Kendileri aslında bu oyunu severler. Yani kendilerini korkutma oyununu severler. Ve bundan da büyük zevk alırlar. Granger, insanın yok etme arzusunun sevgiyle ortadan kalkabileceğine inanıyor. Ben Freud'la çok ilgileniyorum. Bütün çalışmalarını okudum. Psikanalizle de çok ilgileniyorum. Psikanaliz hayranlarından bir tanesiyim diyebilirim. Okuduğunuzda şunu görüyorsunuz. İnsanın İki temel eğilim vardır. Bunlardan biri arzu, sevgiyi arayışa dair eğilim. Diğeri de yok etmeye, ölüme dayalı bir eğilim. Eğitim, ölüme ve bu yok etmeye dair olan eğilimi birazcık sakinleştirmeye çalışıyor. Ama bence eğitimden çok sevgi gerekli. Yani insanlardaki o yok etme arzusunu ancak sevgi ortadan kaldırabiliyor. Seri katillere de bakacak olursanız, geçmişlerini incelediğinizde çok mutsuz bir çocukluk geçirdiklerini fark edersiniz. Kronik bir sevgi eksikliği vardır. Dolayısıyla da o mutsuzluğun içinde her şeyi yok etme ihtiyacı hissederler. Bu mutsuzluğu ancak sevgiyle yok etmek mümkündür. Afişin sonuna geldik. Bu hafta sizlere Doku Sanat Galerisi'ndeki Filiz Ural sergisinden seslendik. Hemen hatırlatalım, sergi 9 Nisan'a kadar Doku Sanat Galerisi'nde görülebilir. Yeni haftada tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, sanatla kalın.